çalışamıyor muyuz? Ya da derse odaklanma sorunu mu yaşıyoruz? Ya da ders esnasında oturduğumuz takdirde bu kadar çok konuyu ya da dersin üstesinden nasıl geleceğim korkusu mu endişesi mi yaşıyoruz? O zaman bakın ilk yapmamız gereken nokta şu. 1. Kendimize günlük hedefler belirlemek. Her sabah kalktığınızda o gün çalışacağınız derslerin listesini ve ders saati süresini belirlemek. İkinci yapmamız gereken nokta ders çalışma ortamlarımızı düzenlemek. Ortamı masada çalışacaksak ki masada çalışmanızı tavsiye ediyoruz. Masa ortamını düzenlemek. Stres ve kaygımız çok yüksekse ya da motivasyon kaybı yaşıyorsak gün içerisinde dersin başına oturmadan önce yarım saat ya da bir saat doğa yürüyüşü yapmak. Bunu yaptıktan sonra ders çalışma amacınız her neyse hangi amaç doğrultusunda sınavlara hazırlanıyorsanız o sınavlar sonrasında kazanamayacağınız takdirde ya da atanamayacağınız takdirde yaşayacaklarınızı ya da hayatın size getireceklerini düşünmemektir. Bunları düşündüğünüz takdirde ders esnası içerisinde ya da çalışma süreleri içerisinde motivasyon kaybı yaşarsınız, stresiniz had safhaya çıkar ve bu da sizin oturup dersin başında verimli bir şekilde çalışmanızı engeller. Bunun yerine hep önerdiğimiz bir şey var, hayal kurmak. Neyi yaşamak istiyorsanız, kendinizi nerede olmasını istiyorsanız buna dair hayaller kurmak stresinizin azalmasına ve motivasyonunuzun had safhaya ulaşmasını sağlayacaktır. Bu nedenle bakın bu süreçler ders çalışma süreçlerinin başlatılabilmesi için süreç içerisinde kendimizi sürekli motivasyonumuzu yüksek tutmamız lazım. Bunun en iyi yollarından bir tanesi de hayal kurmaktan geçer. Hocam çok konu var, çok ders var. Ben bunun üstesinden nasıl geleceğim? Her gün kalktığınızda ve dersin başına oturduğunuzda derslerinizi sürekli düşünürseniz ve var olan konularınızı sürekli düşünürseniz bir yerden başlamadığınız takdirde bu kaygılarınız, endişeleriniz her geçen gün artarak devasa bir büyüklüğe ulaşacaktır. Bu nedenle bakın günlük hedefler koyuyoruz, günlük çalışma programları yapıyoruz. O günün yapılması gereken derslerle bir şekilde başlıyoruz. Çalışma sürelerimizi bu tarzda sorunlar yaşayan arkadaşlarımız varsa çalışma sürelerimizi 40 ya da 45 dakika tutup 10 ya da 15 dakika ara verecek şekilde yavaş yavaş ders çalışma süresini arttıracak şekilde çalışmalar yapmamız lazım. Ama şunu unutmamamız gerekiyor ki stres ve kaygının en temel nedeni sınavlarda başarısızlık yaşanacağı takdirde nelerin olabileceğini düşünmekten geçer. O zaman bunları bir köşeye bırakıyoruz. Bundan aylar sonrası için planlama yapmıyoruz. O günü, var olan günü düzenli ve verimli bir şekilde atlatmak için çalışmalarımızı planlı olarak ne yapacağız? Yürütme çabası ve gayreti içerisine gireceğiz. O yüzden sürekli kendimizi motive etmemiz lazım ve motivasyonumuzu sağlayabilmek için de kendimize bir hedefler koyup iki çalışma ortamımızı çok iyi düzenlememiz lazım. Lütfen çalışma ortamları içerisinde teknolojik araç ve gereçleri o süre içerisinde lütfen çevrenizde barındırmayın. Cep telefonlarında çalışma süresi içerisinde uzak durun. Bilgisayarlara çalışma süresi içerisinde uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Bir sonraki videomuzda tekrardan sizlerle birlikte olmak üzere görüşürüz.